Değerli izleyenler, şu anda kışın yaptığım badem ve kiraz aşılarının yanlarına geldim. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz bu kiraz aşısı. Bunu Şubat ayı içerisinde yapmıştım. Ben Manisa Alaşehir bölgesinden sesleniyorum sizlere. Bizim burada biraz daha erken açılıyor bademler ve kiraz. Şimdi üzerinden hemen hemen 1,5 ay geçti. 1,5 ay sonra aşılarımın durumunu kontrol etmeye geldim. Sizlerle de aynı zamanda bu aşılarımın durumunu paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda 1 senelik olmuş aşım var. Onu da size göstermek istiyorum nasıl bir boya geldiğini. Ve bunlara ne bakım yapmamız gerekiyor bunları göstermek istiyorum. Benim biraz aşı yaptığım yöntem farklıydı. Korumalı yöntemdi. Şimdi size ayrıntılarını göstermek istiyorum. Evet değerli izleyenler, bunu Deli İdris'e aşılamıştım ben. Altı Deli İdris bunun. Üstüne de kiraz aşıladım. Şöyle aşılarımı şimdi kontrolünü yapalım. Şu anda aşım geliyor. Evet. Gördüğünüz gibi bu aşının açılma filizleri. Ben toprağın içinden bu şekilde açılmasını istiyorum. Gözler bu şekilde toprağın içinden gelerek çok rahatlıkla açılıyor. Ben hemen açmıyorum bu poşetini. Çünkü benim aşılarımı da korumuş oluyor. Diğeri geliyor mu? Bir de bunu kontrol etmek istiyorum. Evet. Evet, filizi göründü. Şu anda şuradan geldiğini görebiliyoruz. Daha yanmaması için şöyle üstünü hafiften örteceğim yine. Evet. Şu anda içinden açılmaya başlanmış. Bunlar şöyle biraz büyüdüklerinde 30-40 santimlik boya ulaştıklarında filizler bu poşetlerinde çıkaracağım. Gerekirse yanlarına tahtalar bağlayarak bu aşılarımın da korumasını sağlamış olacağım. Evet, aşımın şu anda geldiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Diğer yanlarından gözler de geliyor güzelce. Hem bu şekilde aşımın da nemli kalmasını sağlıyor. İçi toprağımın yaş. Şu anda içi yaş. Bu şekilde daha güzel tutuyor aşılar. Benim aşılarım bu şekilde güzel tuttuğu için ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Yine bu aşı yöntemini yorumlarda linke paylaşacağım linkini. Oradan da yine izleyebilirsiniz nasıl yaptığımı. Şimdi diğer aşımı gezmek istiyorum. 1 sene önce yaptığım aşım var. Bu daha şu anda 1,5 ay önce yaptığımız aşıydı. Evet. Şurada da yine 6 Deli İdris. Üstü güzel Napolyon kirazı. Evet, bu da 1 yaşındaki kiraz ağacım. Üstlerine budama yaptım dağılması için şuralardan kışın. Çok daha fazla uzundu. 2-3 metre boyuna çıktı. Bu sene bunun kirazı var mı üzerine de ona da bir bakalım. Evet, bazen kiraz ilk sene vermeyebiliyor. Bazen de kirazını alabiliyoruz. Evet, şu anda bu dalımızda kiraz gözükmüyor. İnşallah seneye güzel bol bol kiraz verecektir. Güzel bir kiraz cinsi bu. Aşıladığım kiraz. Evet, şöyle göstereyim size dalı. Evet. 1 senelik kirazım. 2. senede meyveyi yeme garantili. Bu aşı mükemmel bir şekilde tutuyor. Evet, şimdi de tekrardan diğer aşılarımıza da gezme işlemine devam edeceğiz. Bu aşılarımızın dediğim gibi bakımlarını yapmaya da devam edeceğiz. Aşım da çok güzel tutmuş. Buna sevindim yani. Değerli izleyenlerimiz, bu da badem aşısı mı? Şu anda alttan şu gözler çıkıyor. Bunları ben koparıyorum normalde. Aşılara daha fazla güç gitmesini sağlıyorum. İlerleyen süreçte daha güzel temizliğini yapacağım. Şu anda aşılarımın kontrolünü yapıyorum ben. Açıyor mu açmıyor mu diye. Evet, bunda da şu anda bakıyorum var mı gözlerimizi. Evet, gözlerimiz açılmaya başlamış. Şu anda minnacık geliyor. Hemen nemli olarak kalsın, hiç bozmayalım. Evet, bunu inşallah büyüdükten sonra bunu da sizlere göstereceğim. Özellikle ben hani kontrolünü yapıyorum. Ağaçlar aşılar tutmuş mu diye. Evet, şimdi diğerini kontrol edeceğim. Şöyle bu bölgede biraz soğuk oldu. O yüzden aşıların kalemlerin uçundakiler, şunu da koparayım bu arada. Güç gitmesin yani. Güç tamamen aşılara gitsin. Evet. Normalde aşıların şu uç kısmında olan kısımları soğuklar kurutmuş ama alttaki gözler açılmaya devam ediyor. Evet, şu anda bunda da yine bakalım. Evet. Alttaki göz geliyor. O yüzden hiç fazla karıştırmaya gerek yok. Bu şekilde ben toprağın içinde muhafaza ediyorum. İçi de nemli kalmış oluyor ve aşılar da korunmuş oluyor. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Tekrardan sadece çubuk olarak da takabilirsiniz. Ben onu tercih etmiyorum. Bunlar inşallah açıldığında, tam anlamıyla açıldığında da ikinci bakımlarında sizlere inşallah yine bir yeni video çekeceğim. Diğer aşım da şurada ileride. Bunlar badem aşılarımız. Kiraz biraz daha önde gelmişti. Badem biraz daha arkadan geliyor şu anda.
Değerli izleyenler, şu anda kışın yaptığım elektrik bandıyla aşımın yanına geldim. Asma aşısı yapmıştım. Bu 6 Alfons çekirdekli üzüm. Üstü ise çekirdeksiz sultaniye üzümü. Ben aşım şu anda açıyor mu açmıyor mu diye kontrolünü yaptım. Aşılar tutmuş, çok güzel. Ve şu anda sürek yapma sürecinde. Şu anda size bunu ayrıntılı olarak da göstermek istiyorum. Aşımı üzerine yapmamın 1-1,5 ay geçti hemen hemen. Bir ayda artık gözler şişmiş, açılmaya da başlamış. Değerli izleyenler, şu şekilde artık filizlerimiz gelmeye başladı. Ben bunu sadece elektrik bandıyla yapmıştım. Yani başka hiçbir şey kullanmadım. Asmaya yarma aşı şeklinde yaptım. Elektrik bandıyla da gayet güzel bir şekilde bu şekilde tutuyor. İkinci göz de şuradan geliyor. Şöyle. Şu anda şu tarafından da bir göz şişmeye başlamış. Artık gözlerim büyüyerek burada filizler kendini gösterecek. Evet, artık gelişim sürecini takip edeceğiz. Aşımız zaten büyüdüğünde hemen şuraya telede ağdırma işlemini gerçekleştireceğiz. Burada sıranın başında zaten bu asmam. Özellikle ben bu elektrik bandıyla daha önceden yapmamıştım. Bunu da deneymek istemiştim. Ve elektrik bandıyla da mükemmel bir şekilde aşımın tuttuğunu gördüm. Şimdi diğer aşılarımıza bakma zamanı. Değerli izleyenler, burada da yine deli idrise kiraz aşısı yapmıştım. Evet, aşılarım şu anda tutmuş. Çok güzel bir şekilde filizleri geliyor. Evet, şu anda ikinci kalemden de şöyle gözüm şişmiş. Tam kamerada görünmüyor olabilir ama o da geliyor. Yani iki kalem de çok güzel bir şekilde şu anda açmış olacak. Şurada alta bir tane daha attım ben fazlalık garantilemek için işimi. O da çok güzel bir şekilde şu anda gelmeye başlamış aşım. Evet, bu aşım tutmuş. Mükemmel bir şekilde tutmuş. Artık ben bu aşılarımın Haziran'da Mayıs'ın sonu gibi kırılmaması için şöyle yanlarına dallardan bağlayacağım. Şöyle şunun gibi. Bu şekilde dallar bağlayarak aşılarımı da korumasını sağlayacağım. Şimdilik herhangi bir bakıma ihtiyaçları yok. Aşılarım mükemmel bir şekilde tutmuş. Bu zamana kadar gezdiğim tüm aşıların tuttuğunu gördüm. Şu ana kadar hiçbir tane sapma yok hiçbirinde. İnşallah kalan aşılarım da mükemmel bir şekilde tutacaktır. Şimdi bütün aşılarımı bugün olduğunca gezmeye çalışıyorum. Geçen sene yaptığım aşıları da size gösteriyorum. Yani bu aşıların da bu sene ne kadar, seneye kadar nasıl, ne kadar büyüyeceğini de görmüş olacaksınız. İzleyenler, bir sene önce yaptığım kiraz aşısını size göstermek istiyorum. Biraz kalın bir ağaca yapmıştım bunu. Şuradaki ağacım kalındı. Bir tarafı tutmadı. Şu taraf tutmamıştı. Ama bir taraf çok güzel tuttu. İki kalemim de tuttu. İki kalemim tuttuğu için şöyle 1,5 metre, 2 metre boy verdi. Sürek yaptı. Bu sene üzerine kiraz olur mu tam bilemiyorum ama bakalım ilerleyen süreçte bunun da nasıl bir düzen alacağını görmüş olacağız. Şu anda açılmaya başladı. Yani aşınızı yaptıktan sonra bir sene sonra bu şekilde güzel bir şekilde açıldığını göreceksiniz. Evet değerli izleyenler, bir sene sonra aşınızda bu sürgünler gibi, yani bu aşılar gibi 1-1,5 metre büyüyecektir ve 1-2 sene içerisinde artık bol bol meyvenizi almaya başlayabilirsiniz. Ben bu şekilde olan bütün ağaçlarımı aşı yaparak değerlendirmeye çalışıyorum. Şimdi de mesela bu tarafta da şöyle bir bademim var. Bu bademi de seneye aşılamayı planlıyorum. Ben bunları bazen taze sürgün vermesi için alttan budamasını gerçekleştiriyorum. Bunun üzerine de bu bademlerim var ama bazı bademlerim cinsi iyi değil. O yüzden ben cinsini güzelleştirmeye çalışıyorum. Şöyle bademini de size göstermek istiyorum. Bademi de güzel ama dökümü az. Ben bunu daha çok döken cinslerden aşılıyorum. Bu sayede daha çok yüksek verim almış oluyorum. İzleyenler, siz de burada aşıda bir ayrıntı göstermek istiyorum. Aşılarınızı genelde biraz daha şöyle ince dallara yaparsanız tutma ihtimali daha yüksek oluyor. Mesela ben şuraya şunun ince dalına yapmıştım. Bunlar tutmadı. Yani kalın yerinde hiç tutmuyor zaten. Şu şekilde mesela bu aşı da tutmadı. Çok kalın olduğunda gövde tutmayabiliyor. Biraz daha ince gövdeyi tercih ederseniz aşılarınız mükemmel şekilde tutacaktır. Ben geçen sene bu işi biraz öğreniyordum. Yani biraz da bazı şeyleri tam yapamadım. O yüzden bazı aşılarım tutmamış oluyordu. Ama bu sene
bütün yaptığım aşıların tuttuğunu gördüm. Yani yaptıkça insan kendini geliştiriyor. Evet, bu da çok güzel bir kiraz verecektir. Altı yine delidiriz bunun. Bu şekilde kiraza aşılayarak 2 sene içinde kiraz verir hale getiriyorum ağaçları. Değerli izleyenler, şu anda geçen sene aşıladığım bir bademim var. Dibinden fışkınlar türemiş. Bunun bakımını yapacağım ve aşımı size göstereceğim. Şu anda bu dip temizliğini yapmazsak aşılarımıza güç gitmez. O yüzden makasla güzelce temizliğini yapıyorum. Evet, şu anda bütün fışkınları bu şekilde temizlemeye devam ediyorum. Yeni gelen fışkınları tamamen temizledim. Şöyle bir de aşım var. Aşımı size göstermek istiyorum, aşımın durumunu. Evet değerli izleyenler, şimdi dip temizliğini yaptığım için şöyle dip temizliğini yaptığım filizleri de göstereyim. Güç tamamen aşılara gidecek. Aşı daha güzel kaynayacak. Hem sağlamlaşacak hem de üst taraftaki sürgünler daha da artacak. Bu sayede seneye bundan çok güzel badem alacağız. İlk sene bazen badem vermeyebiliyor. Bu sene soğuk geçti havalar. O yüzden de vermemiş olabileceğini düşünüyorum. Normalde de alırdık. Şöyle aşımın durumu bu şekilde. Aşı yaptıktan sonra ağacınız bu şekilde normal 1,5-2 metre boy atarak böyle filiz verecektir. Güzelce bakımlarını yapıp artık seneye meyve vermesini bekleyeceğiz. Değerli izleyenler, aşımın durumunu size göstermek istiyorum. Şurada biraz kaynamada problem olabilir ilerleyen açısından. Ama şu aşım mükemmel bir şekilde kaynamış. Bunda herhangi bir problemimiz yok. Evet, bir senelik aşım da durumu bu şekilde orman gibi olmuş. Üzerine bu sene badem yok. Belki ayaz olduğu için ayazdan da dökmüş olabilir. Şimdi alttan gelen fışkınların tamamını temizledim. Bademin bir de dış görünüşünü size göstermek istiyorum. Evet değerli izleyenler, 1-1,5 metre boy atmış. Sürgünler gayet güzel. Üzerine normalde bu sene badem olurdu ama bu sene fazla badem olmamış. Yani aşılarım bir sene sonra bu hale geliyor. Değerli izleyenler, şu anda yine üzerinden bir sene geçmiş aşılarımı göstermek istiyorum sizlere. Evet, aşılarımın durumu bu şekilde. Buraya 3 tane kalem atmışız. 3 tane kalemden şu anda şu şekilde bayağı da güzel bir dalımız gelişimini göstermiş. Bu badem aşısı gayet de güzel tutmuş. Dediğim gibi burada bu bölgede biraz ayaz sorunundan kaynaklı olarak badem çiçeğini dökmüş sanırsam. Şu anda çiçekleri yok. Yani bademleri yok üstünde. Seneye badem verecektir diye ümit ediyoruz.